Merhaba arkadaşlar. AYT ekoloji ile birlikteyiz çıkmış sorularla. Buraya başlık yazmayı unutmuşum ben. Ekoloji çıkmış sorular diye ama böyle idare edeceğiz. Şimdi bunlar AYT için geçerli. Yani LYS ve AYT'de çıkmış sorulardır. Dediğim gibi ayırmak daha mantıklı geldi benim için. Keşke önceden yapsaymışım. Benim için daha kolay olurmuş. Ee, sadece TT giren arkadaşlar TYT ekoloji çıkmış sorularını izlesinler. AYT'de de girecek olanlar sadece bunu izlemeleri ve TET'de tabi ki izlemeleri yeterli olacaktır. Evet 2010 LYS'de çıkmış. Diyor ki iki farklı türün bireyleri arasındaki değişik ilişkiler olabilir. Aşağıdaki tabloda 3 farklı ilişki 1-2-3 olarak adlandırılmış ve bu ilişkilerin K ve L canlıları üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Buna göre diyor tabloda 1-2-3 ile belirtilen ilişki tipleri hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar birinci ilişki tipine baktığımızda ikisi de fayda görüyor. Bu nedir? Mutualizm'dir. İkinciye baktığımızda biri fayda görürken diğeri etkilenmiyor. Bu nedir? Komensalizmdir. Üçüncüsünde ise biri fayda görürken diğeri zarar görmüş. Bu nedir? Bu da parazitizmdir. O zaman mutualizm, komensalizm ve parazitizm şeklinde gidecek. Yani cevabımız C şıkkı olur. İkinci soru 2011 LYS. Bir deneyde bir bakteri popülasyonunun bulunduğu ortamda bakterilerin kullandığı besin zamanla tükeniyor. Gerçekleşen bir mutasyon sonucunda bazı bakteriler bu ortamdaki atık maddeleri besin olarak kullanmaya başlıyor. Bu deney boyunca bakteri popülasyonunun büyüklüğünde meydana gelen değişimi gösteren grafik hangisindeki gibi olur demiş bize. Arkadaşlar bakın popülasyonun ee, ortamda besin azalıyor zamanla o zaman birey sayısı da ne yapacak azalacak. Sonrasında bir mutasyon gerçekleşiyor ve bazı bakteriler bu ortamdaki atık maddeleri besin olarak kullanmaya başlıyor. O zaman biraz sonra da sayısı ne yapacak? Artacak. Böyle bir grafik bulacağız. Bakın böyle bir grafiğe en yakın hangisidir? Tabii ki denizli seçeneğidir. Cevabımız denizli olur. Üçüncü soru. Yine 2011 LYS. E. Bir ekosistemde otçul hayvan türlerinin türlerinden birinin soyu tükenirse bu ekosistemde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi otçullardan birinin soyu tükeniyor. Mesela diyelim ki koyun var, keçi var. Bir de ne olsun inek olsun. Koyun, keçi, inek. Bunlardan diyelim ki keçinin soyu tükendi. Ne oldu? Koyun ve inek kaldı geriye. Diyor ki bitki tür çeşitliliğinin artması. Bakın bu çeşitliliği ee, artırıp ya da azaltmaz Burada sadece bitkideki sayı miktarı Belki artabilir Hani bitkinin türündeki sayı artabilir Ama çeşitliliği etkilemez Burada da azalması demiş bu da etkilenmiyor Ekosistemde üretilen organik madde Miktarının azalması e, Koyunla Geriye ne kaldı İnek kaldı keçi gitti O zaman arkadaşlar Organik maddeyi kim üretiyor? Bitkiler üretiyor. Bitkiler daha az tüketileceği için organik madde miktarı azalmaz artar. Yanlış. Otçul hayvanlar arasında besin rekabetinin azalması. Bakın Keçi gitti. Geriye kim kaldı? Koyunla inek kaldı. Bunlar daha az rekabet etmezler mi? Ederler. Çünkü bitki bol miktarda kalacak. Keçiler gittiği için. O yüzden bu doğrudur. Etçil hayvan tür çeşitliliğinin artması. Dediğim gibi bunlar tür çeşitliliğini etkilemiyorlar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız D şıkkı olur. Dördüncü soru. Doğadaki azot döngüsünün bir kısmını gösteren yukarıdaki şekilde KLM bakterilerin adları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani hangisi denitrifikasyon, Hangisi nitrat, hangisi azot bağlayan? Arkadaşlar, atmosferdeki azotu bakın yaklaştırıyorum. Biraz görünürlüğü şey oldu ama kalite. E, azotu kim bağlıyor? Bakın burada K bakterisi. O zaman azot bağlayan bakteri K bakterisidir. K'yı azot bağlayan bakteriye yazacağız. Şurayı sileyim. Sonra geliyorum bakın L'ye. L ne yapmış? Nitriti nitrata dönüştürmüş arkadaşlar. L de nitrat bakterisi olacak. Nitrat M'ye bakıyorum. M de topraktaki azotu atmosfere vermiş. O zaman bu da nedir? Denitrifikasyon bakterisidir. M, şeklinde olacak. M, yani cevabımız Bursa şıkkı olur. Geçelim 5. sorumuza. Aynı ortamda yaşayan iki farklı türün koşullarından hangileri bu türler arasında rekabete yol açar? Aynı ortamda yaşayacak iki farklı tür. Mesela aslanla kaplan. Ekolojik nişlerinin aynı olması rekabete yol açar. Aynı besine besleniyorlarsa rekabet ederler. Birinin diğerinin besini olması arkadaşlar bu av avcı ilişkisidir. Bunun rekabetle bilgisi yok. Üreme dönemlerinin aynı olması. Bakın ee, üreme döneminin aynı olması demek eş için rekabet edecekler demek. Aslan ve kaplan eş için rekabet ederler mi? etmezler. Çünkü bunlar farklı türler. Farklı türler üreme için rekabet etmez arkadaşlar. Yanlış olmaz. Habitatlarının farklı olması. Habitatları farklıysa zaten bir araya gelmezler. Dolayısıyla rekabet etmezler. Cevabımız yalnız bir A olur. Altıncı soru. Ekosistemlerde bir yaşam alanının taşıma kapasitesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Taşıma kapasitesi neydi? bir alanda maksimum yaşayacak birey sayısıydı bir popülasyonun büyüklüğü taşıma kapasitesinin üst sınırına yaklaştıkça çevre direnci artar arkadaşlar hep söylüyorum çevre direnci ne demek çevre direnci çevrenin bireye e, uyguladığı direnç demektir yani şöyle düşünün Birey sayısı arttıkça ne yapacak? Besin azalacak. İşte o besinin azalması çevrenin bireye karşı uyguladığı dirençtir. Tamam mı? Besin kıtlığı, hastalıklar, barınma ortamının az olması ya da olmaması bunlar çevre direncidir. Dolayısıyla bu doğrudur. Bir yaşam alanının taşıma kapasitesi çevresel koşullar değiştikçe değişebilir. Evet mesela besin miktarı artar, taşıma kapasitesi artar. Barınma ortamı artarsa taşıma kapasitesi artar. O yüzden olur. Taşıma kapasitesinin üzerine çıkılması durumunda popülasyondaki ölümler artar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ee, zaten bireyler artık hani besin bulamayacağı için ya da işte barınma ortamı bulamayacağı için mecburen ne olacak? Ölümler artacak. Bir yaşam alanının taşıma kapasitesi kullanılabilir çevresel kaynakları miktarıyla belirlenir. Evet, işte su olsun, besin olsun, bunlarla belirleniyor. Doğrudur. Bir türün farklı popülasyonlarının yayılış gösterdikleri alanların taşıma kapasitesi aynıdır. Bir kere bu yanlış olur. İnsan popülasyonunu düşünelim. İstanbul'da 16 milyon en son benim bildiğim 16 milyon ama çıkmıştır büyük ihtimal. 16 milyon insan yaşarken bakın oradaki taşıma kapasitesi yüksek değil mi? Mesela Bursa'da diyelim ki 5 milyon insan yaşıyor. Bu ne olacak? Taşıma kapasitesi aynı değil demektir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 2012 LYS 7. sorumuz. Aşağıda bir ekosistemdeki altı türü içeren besin ağı şematize edilmiştir. Türler arasındaki oklar bu ekosistem içerisindeki beslenme ilişkilerini göstermektedir. Buna göre besin ağındaki türlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bir kere besin ağında şunu bileceksiniz. Eğer bir harften bir canlıdan bütün canlılara hemen hemen ok çıkıyorsa o canlı üreticidir. Bakın K'ye bakın, L'ye gidiyor, M'ye gidiyor, N'ye gidiyor, ayrıca R'ye gidiyor. O zaman bu nedir? Üreticidir. Üretici. Bir de ayrıştırıcıyı bulacağız burada. Ayrıştırıcı ise bütün okların kendine geldiği canlıdır. Bakın, ayrıştırıcı, bütün oklar kendine gelmiş, sadece üreticiye göndermiş. Bu nedir? Ayrıştırıcıdır. Diğerlerini zaten sırayla yazabiliriz. L M N birincil tüketicidir. Burada P de nedir? İkincil tüketicidir. Bakıyorum şimdi. K üretici türdür. K için üretici dedik. Doğru. L, M, N otçul türlerdir. Yani her bir var. Evet birinci tüketici üreticiyle besleniyorlar. Doğru. P karışık beslenen omnivor bir türdür. P'ye bakıyorum. Kimle beslenmiş P? Arkadaşlar ee, L ile M ile ve N ile beslenmiş. Peki bunlar neydi? Etçil canlılar. Yani şey şöyle söyleyeyim. Bunlar otçul canlılar değil. Mesela bir koyun değil mi? Koyun. Bu sadece koyunla besleniyor. O zaman nedir? Etçildir. Eğer K'dan da buraya bir ok gelmiş olsaydı o zaman ben derdim omnivor diye bu yanlıştır. R türü ayrıştırıcıdır. Evet ayrıştırıcı olduğunu söyledik doğru. P türündeki biyolojik birikim N türünden daha fazladır. P daha üst düzeyde yer aldığı için N'den daha fazladır arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. 8. soru. Aşağıdaki grafikte numaralanmış eğrilerden hangisi besin kaynakları sınırlı olan bir gölde bulunan ve yoğunluğu giderek artan bir balık popülasyonunda besini bulmak için bir bireyin harcadığı enerji miktarındaki değişim göstermektedir. Şimdi bakın. Besin kaynakları sınırlı ve popülasyonun yoğunluğu giderek artıyor. Yani popülasyondaki birey sayısı artıyor. O zaman ne olacak? Bunların harcayacakları enerjide gittikçe artacak. Artan bir grafik olması lazım. Hangisi burada artan bir grafik arkadaşlar? Tabii ki 4 numara, değil mi? Cevabımız ne olur? Denizli seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bir ekosistemde ölü hayvan kalıntıları ile beslenen akbabaların sayılarının azaldığı, yumurtadan çıkan yavrularda ölüm oranının arttığı ve popülasyonun yok olma girdabına yaklaştığı gözlenmiştir. Akbaba popülasyonunun yok olma girdabına Evet 9. soruda diyor ki bir ekosistemde ölü hayvan kalıntıları ile beslenen akbabaların sayılarının azaldığı, yumurtadan çıkan yavrularda ölüm oranının arttığı ve popülasyonun Yok olma girdabına yaklaştığı gözlenmiştir. Akbaba popülasyonunun yok olma girdabına sürüklenmesine durumlarından hangileri neden olmuş olabilir? Şimdi arkadaşlar nasıl olmuştur? Bakın. Diyor ki tarım ürünlerine ve ağaçlara zarar veren böceklere karşı kimyasal mücadele yapılması. Şimdi bu kimyasal madde sadece böcekleri etkilemiyor, diğer canlıları da etkiliyor. Dolayısıyla buradaki canlıları işte bu akbabaları, onların yumurtadan çıkan yavrularını etkileyebilir. O yüzden bu olabilir. Otla beslenen hayvanların sayısının artması. Şimdi otla besleniyor da, sonuçta akbaba leşle besleniyor. Bu otla beslenen hayvanla bilgisi yok. O yüzden bu olmaz. Ayrıştırıcı organizmaların sayısının artması. Arkadaşlar ayrıştırıcı organizma ne yapacak ayrıştırıcı organizma? Ee, ölü hayvan kalıntılarıyla beslenen bu akbabalar sonuçta ayrıştırıcılar da onları ayrıştırıyorlar ya. Dolayısıyla bir etki olabilir. Dur bakalım. Dursun bakalım. Popülasyon içerisindeki genetik çeşitliliğin azalması demiş. Popülasyonda genetik çeşitlilik azalırsa canlılardaki ölüm oranı artabilir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, hastalıklar daha fazla ortaya çıkabilir. Dolayısıyla artabilir. Bu olur. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı diyor. Bakın ben özellikle baktım. Ama bence E şıkkı olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü ölü hayvan kalıntılarıyla beslenen kim var? Bir de ayrıştırıcı organizmalar var. Ayrıştırıcı organizmalar sonuçta bu ölü kalıntılarını ayrıştırmıyor mu? Evet. Eğer bunların sayısı artarsa ölü kalıntılarını bu ölü hayvan kalıntılarını ayrıştırdığı için bu canlılar yiyecek besin bulamazlar. Dolayısıyla da birey sayılarında azalma olur. Popülasyon yok olma girdabına girebilir. O yüzden ben olsam bence 1 3 4 olarak işaretlerim. Hani cevap anahtarı yanlış vermiş olabilir ama cevap anahtarında 1 ve 4 diyor sadece. Bence 3 numara da vardır. Siz ne düşünürsünüz bilemem ama ben bu şekilde düşünüyorum. 10. soru bir baklagilin köklerinde simbiyotik yaşayan bakterilerin faaliyetini olumsuz etkileyen çevresel bir etmenin aşağıdaki faaliyetler aşağıdaki maddelerden hangisinin bitki kökleriyle alınımını engellemesi beklenir. Arkadaşlar, bakterilerin kökünde simbiyotik olarak yaşayan yani mutualizmle yaşayan canlılar azot bağlarlar. Dolayısıyla burada hangisini etkileyecek? Azot bileşikleri etkileyecektir. 11. sorumuz. Bir canlının sahip olduğu enerji, canlının değişik etkinlikleri arasında paylaşılır. Doğal seçilim, tüm canlıların gelecekte nesillerini sürdürebilmek için harcayacakları enerji ile bugün hayatta kalabilmek için harcayacakları enerji arasında optimum bir denge kurulmasını zorlamaktadır. Aşağıdaki grafikte bir canlının net enerjisinin çeşitli koşullarda 3 önemli etkinlik; yavru verme, rekabet ve korunma arasındaki paylaşımı verilmiştir. Buna göre diyor grafikte 1 2 3 4 ile gösterilen enerji paylaşımları ve bunların gerçekleştirildiği koşullarla ilgili hangisi doğrudur? Şimdi biz ilk önce rekabetin fazla olduğuna bakalım. Rekabetin fazla olması için enerjinin en çok ona harcanması lazım. Sarı olanın yüksek olması lazım. O zaman sarı olan yüksek hangisi? 2. Buraya 2 numarayı yazacağız. Avcının fazla şimdi avcı fazla ise o zaman korunmaya fazla enerji harcaması lazım. O zaman korunmanın en yüksek olduğu hangisi? 4 numara. Seçilim baskısı eşit demiş. Burada hemen hemen eşit olacak arkadaşlar grafikler. Grafiklerin eşit olduğu hangisidir? 3 numaradır. Rekabet az, avcı az. Eğer bu şekilde rekabetin ve avcının az olduğu yerde yavru verme yani üremeye daha fazla zaman harcanır. Bu durumda buraya da 1 kalıyor. O zaman 2 4 3 1 şeklinde olur. 2 4 3 1 yani cevabımız denizi seçeneği olacak. Dikkat ederseniz hiçbir şey bilmemize gerek yok. Sadece grafik yorumladık. O yüzden ekoloji sorularını mutlaka okuyun. Sadece grafik yorumlama bile yorumlamayla bile birçok ekoloji sorusunu yapabilirsiniz. 12. sorumuz. Paramesyum Türlerinden olan Paramesyum aurelia ve Paramesyum caudatum türlerinin tek başına ve karışık kültürlerdeki birey sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu grafiklere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar ayrı ayrı kaldıkları zaman ikisinin de sayısı artıyor belirli değerlerde. Ama birlikte yaşadıkları zaman Paramesyum caudatum'un sayısı azalıyor. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Rekabet ediyorlar besin için. Rekabet. Diyor ki her iki türde aynı besini kullanabilmektedir. Evet çünkü birlikteyken ne oldu? Bakın rekabet ettiler. Doğru. Her iki türün üreme hızı aynıdır. Üreme hızı aynı olsaydı bu grafikler birbiriyle üst üste gelirdi arkadaşlar. Üreme hızları aynı değil. Kavdatımın üreme hızı daha düşüktür. Aynı ortamda iki tür arasında rekabet ilişkisi vardır. Zaten dedik rekabet var diye. Cevabımız C şıkkı olacak. Yani 1 ve 3. Gelelim 13. sorumuza. Bal arıları, mis köküzleri ve aslanlar gibi bazı hayvan türleri sosyal gruplar halinde yaşamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşam tarzının sağladığı yararlar arasında yer almaz? Hayvanların hayatta kalma şansının artması. Mesela mis köküzleri bir arada yaşayarak aslanlara karşı kendilerini koruyorlar değil mi? Dolayısıyla bu olur. Avcı türlerin daha kolay avlanabilmeleri. Aslanlar arkadaşlar yine bir araya toplanarak ne yapıyorlar? Daha kolay avlanabiliyorlar olur. Av olan türlerde avcının daha erken fark edilmesi bu da olur. Nasıl mesela mis köküzleri bir aradayken bir tanesi avcıyı fark ettiği zaman ne yapıyor? Diğerlerine haber verebiliyor. Daha erken fark edilebiliyor. Doğru. Tür içi rekabetin azaltılması. Şimdi tür içi rekabet demek aynı bireylerin birbirle rekabet etmesi demek. Sosyal alanda yaşasalar da mesela aslanlar birlikte avlanırlar. Evet ama o besini yemek için birbirleriyle rekabet ederler. Dolayısıyla tür içi rekabeti azaltmaz sosyal yaşam aksine artırır. Düşmanlara karşı daha etkin savunmanın gerçekleştirilmesi. Ee, mesela mis köküzleri aslanlara karşı daha etkin bir savunma gerçekleştirebilir. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız denizi seçeneği olacak. 14. sorumuz 2014 LYS'ye geçtik. Diyor ki: Bilim insanları erozyon nedeniyle ülkemizden her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprak parçasının kaybolduğunu belirtmektedirler. Bunun doğrudan nedeni olaylarından hangisi olur diye söylemiş bize. Küresel iklim değişikliği demiş. Arkadaşlar küresel iklim değişikliği erozyona yani toprak kaybına sebep olmaz. Küresel iklim değişikliği sadece mevsimlerin değişmesine, işte sıcaklığın değişmesine sebep olur. O yüzden bu olmaz. Meraların tahrip edilmesi. Tahrip edildiği zaman ne olacak? Orada toprak kaybına sebep olabilecek. O yüzden bu olur. Toprağın yanlış kullanılması. Mesela anızların yakılması falan var ya veya bir yıl toprak boş bırakılıyor. Hani bir sene ekiliyor, bir sene ekilmiyor. Bu da arkadaşlar erozyona sebep olur. Ormanların yok edilmesi. Bu da tabii ki yine... Ee, ormanların yok edilmesi demek oradaki toprak parçasına zarar vermek demektir. Bu da yine erozyona sebep oluyor arkadaşlar. Cevabımız 2, 3, 4 şeklinde Edirne şıkkı olacak. 15. sorumuz aşağıdaki maddelerden hangilerinin döngüleri insan etkinlikleri sonucu bozulursa küresel düzeyde en şiddetli ekolojik etkinin oluşması beklenir. Basın, bakın en çok kullanılan şeye bakacağız. Ee, minerallere bakacağız tamam mı? Fosfor potasyum, fosfor kalsiyum, karbon azot, azot kalsiyum, kalsiyum potasyum. Bunlar içerisinde en fazla kullanılan hangileridir? Karbon ve azottur. Çünkü organik bileşiklerin yapısına katılırlar arkadaşlar. Dolayısıyla bunların azalması küresel düzeyde en şiddetli ekolojik etkiyi oluşturur bizde. 16. soru. Aşağıdaki tablo belirli bir alanda uzun yıllar boyunca bitki örtüsündeki değişime paralel olarak alanda bulunan kuş türlerinin süksesyonunu yani sıralı değişimini göstermektedir. Diyor ki bu tabloya dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakalım. Bitki örtüsü değiştikçe alanda farklı kuş türleri yer almaya başlamıştır. Dikkat ederseniz ekin varken çekirge kuşu var. Ot olduğu zaman doğu çayır kuşu gelmiş. Çalı olduğu zaman sarı boğaz ve tarla serçesi gelmiş. O zaman farklı kuş türleri yer alıyor. Doğru. Bazı kuş türleri bu süksesyon olayında alanda her zaman varlığını sürdürmüştür. Şimdi alanda her zaman varlığını sürdürmüş olsaydı mesela bu kuş türü için hepsini işaretlemesi gerekiyordu. Veya diğer kuş türü için burada hepsini işaretlemesi gerekiyordu. Ama bazı alanlarda varlar bazı alanlarda yoklar arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış olacak bunu yapamıyoruz yorumu. Kuş türlerinin süksesyonu ilk 60 yılda daha hızlı ilerlemiştir. İlk 60 yıla bakıyorum. Bakın ilk 60 yıl şurası. Baktığınız zaman çok fazla kuş türü gelmiştim. İlk 60 yılda şurada daha fazla kuş türü gelmiş. O yüzden bu doğrudur. Uzun zaman diliminde alandaki kuş türlerinin sayısı 60'tır. Evet zaten burada saydığımız zaman bir sürü kuş türü var. Doğru. Gelişmiş çam ve meşe ormanlarında ormanları daha fazla sayıda kuş türü için ortam oluşturmuştur. Çam ve meşeye baktığınız zaman daha fazla kuş türü var. Mesela çamdan başlayan hangisi? Dikkat edin tarla serçesinden başlıyor. Diğerlerini kapsıyor arkadaşlar. Dolayısıyla daha fazla kuş türü için ortam oluşturmuş. Doğrudur. Cevabımız B seçeneği olur. 17. sorumuz. Komünite ve tür çeşitliliği ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Komite nedir? Farklı popülasyonların yani farklı türlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Komiteler farklı türlere ait popülasyonlar içerir söyledik zaten doğru. Kutup bölgelerindeki komitelerde tür çeşitliliği azdır. Soğuk ortam olduğu için tür çeşitliliği azdır doğru. Komşu tü, komüniteler arasındaki geçiş bölgelerinde tür çeşitliliği azalır. Geçiş bölgesi neydi? Ekoton bölgesiydi değil mi? Ekoton bölgesinde tür çeşitliliği fazladır arkadaşlar. Burada azdır demiş. Bu yanlış. Süksesyon yani sıralı değişim komünitenin tür kompozisyonunu değiştir, Yani tür çeşitliliğini değiştirir. Doğru az önceki soruda gördük zaten. Süksesyon sırasında farklı türler meydana geliyor. Doğru. Komünitenin habitat çeşitliliği arttıkça tür çeşitliliği de artar. Yani yaşam alanı çeşitlendikçe tür çeşitliliği de artar diyor. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 18. soru. Biyoteknolojik çalışmalarda kullanılan bir DNA polimeraz enzimi doğadaki canlıların pek çoğunun yaşamasına uygun olmayan yüksek sıcaklıklarda da bozulmadan çalışabilmektedir. Yukarıda verilen bilgilere göre bu enzim aşağıdaki canlıların hangisinden elde edilmiş olabilir? Aslında bu bir sınıflandırma sorusu olabilir arkadaşlar. Olabilmiş ama ben ekoloji almışım nedense. Sınıflandırma sorusuna daha yakın çünkü. Doğadaki ekstrem koşullarda yaşayan canlı hangi canlıdır? Arkelerdir. Dolayısıyla tak polimeraz enzimi de arkelerden elde ediliyor. 19. sorumuz. Aşağıdaki grafiklerde KLM ortamlarının her birinde birbiriyle yakın ekolojik ilişkisi olan birer çift canlı türünün bulundukları ortamlardaki birey sayılarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Bir kere K ortamı nedir arkadaşlar? K ortamı av avcı ilişkisidir. Av avcı böyle dalgalı bir grafik görürseniz av avcı gelecek. L ortamı biri artıyor diğeri azalıyor bakın şu şekilde bir grafik görürseniz rekabet. Buradaki e, 6. tür ve 5. tür ilgili de şu an için herhangi bir şey söylemiyoruz çünkü bunlar mesela birbiriyle beslenen canlılar da olabilir yani veya şey de olabilir aynı besinle beslenen canlılar da olabilir ama aralarında rekabet yok rekabet olabilmesi için şöyle bir grafiğin olması lazım Diyor ki KLM ortamlarında ortamlarının aslında bu parazitlik ilişkisi olabilir bu parazit ilişkisi. Çünkü bir taraf fayda görürken diğer taraf ne yapmış? Zarar görmüş, direkt sayısı azalmış parazitlik ilişkisi olabilir. KLM ortamlarının hangilerinde yaşayan canlı türleri arasında rekabet ortaya çıkmıştır? Rekabetle ilgili tek bir grafiğimiz var. Cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olur. Aslında şey de olabilir arkadaşlar. M'yi de alabiliriz. Niye biliyor musunuz? Hani burada rekabet dediğimiz zaman direkt şey olarak düşünmeyin. Hani birinin sayısı artıyor biri azalıyor dedik. Burada da mesela birinin sayısı artmış diğerinin sayısı azalmış. Hani buradaki M'yi de düşünebiliriz aslında evet. O zaman L ve M diyelim. Hani bu parazitlik ilişkisi de olabilir. Buradaki M ortamı. Zaten bize hangisine rekabet ortaya çıkmıştır diyor. Kesinlik sormuyor. O yüzden bu parazitlik de olabilir. Rekabet de olabilir. Rekabet. Dolayısıyla L ve M'yi alabiliriz. Cevabımız E şıkkı olur. 20. soru. Türkiye'de endemik bir tür olan step vaşağı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu türün korunması için hangilerinin yapılması uygundur diye soruyor bize. Avlanma yasaklarına uyulması evet step başağına avlanmazsak eğer neslini koruyabiliriz. Yaşam alanlarının korunması yaşadıkları alanları koruyabiliriz. Evcilleştirmesi evcilleştirirsen zaten step başağı diye bir şey kalmaz bu olmaz. Yakın türlerle melezleştirilmesi melezleştirmek demek canlının türünü değiştirmek demektir. Biz neslini korumaya çalışıyoruz değiştirmeye çalışmıyoruz bu da olmaz. Cevabımız 1 ve 2 aşıkkı olacak. 21. soru bir denizel ekosisteminde su samurları deniz kestanelerini yiyerek beslenmektedir. Şimdi bakın hemen şöyle yapalım. Şimdi su samurları ne yapıyor? Kestane yiyor değil mi? Deniz kestanesini. Samur yazalım şuraya. Kestane de arkadaşlar çok hücreli olan algilerden kelpleri besin olarak kullanıyormuş. Kelpler bunu besin olarak kullanıyormuş. Ok işaretlerini yanlış yaptım bu arada. Şöyle yapacağız ok işaretlerini ok işaretleri yukarı doğru olacak. Yani deniz kestanesi kerplerle besleniyor. Samurlar da şeyle, deniz kestanesiyle besleniyor. Kerpler bol olduğunda pek çok tür için uygun habitatlar sağlanmaktadır. Bu ekosistemde katil balinaların su samurlarıyla yoğun olarak beslendikleri dönemlerde. Şimdi bakın katil balina da kimle besleniyormuş? Su samurlarıyla. Balina yazalım şuraya. Diyor ki kerplerin miktarının çok azaldığı ve birçok türün ortamdan kaybolduğu gözlenmiştir. Şimdi samurlarla besleniyor ya, samurlar kestaneleri yiyemediği için ne oluyor? Kestanelerin sayısı artıyor. Bu kestanelerde kentleri azaltıyor. Dolayısıyla biyolojik çeşitlilikte ne yapıyor arkadaşlar? Azalmaya başlıyor. Diyor ki kelpler diyor, komünitenin endemik türdür. Endemik tür değil bakın endemik olsaydı sadece belirli bir yerde bulunur derdi bu yanlış. Susamurları komitenin kilit taşı türüdür. Evet kilit taşı tür demek ortamda yok olduğu zaman ortamın dengesinin bozulduğu tür demektir. O zaman bu doğrudur. Deniz kestaneleri komitede birinci tüketicidir. Burada kentler üretici, deniz kestaneleri de birinci tüketici doğrudur. Sonra geliyorum katil balinaların başka besin kaynaklarına yönelmesi bu ekosistemdeki biyolojik zenginliğin azalmasına neden olacaktır. Şimdi katil balina su samurlarıyla beslenmezse gidip başka bir canlıyla beslenirse su samurlarının sayısı artar. Kestanelerin sayısı azalır. Kelplerin sayısı artar. Kelpler de ne yapıyormuş zaten? Kelpler bol olduğunda pek çok tür için uygun habitat sağlıyormuş. O zaman tür çeşitliliği artar. Burada ne diyor? Azalmasına neden olacaktır diyor. Bu yanlıştır. Cevabımız 2 ve 3 C şıkkı olacak. 22. soru şu grafikli yani şu popülasyon şeyleri veriyorlar ya böyle yaştan piramitleri onları hiç sevmiyorum bu soruları. Aşağıda K ve L ile gösterilen popülasyon yaş piramitlerinde popülasyondaki bireylerin yaş gruplarına göre dağılımı verilmiştir. Buna göre diyor göç olaylarının görülmediği varsayılacak olursa bu grafiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bakalım diyor ki L popülasyonuna göre K popülasyonunda genç yaşlarda ölüm oranı daha yüksektir. Arkadaşlar L'ye bakıyorum. Bakın. L popülasyonuna göre K popülasyonunda genç yaşlarda ölüm oranı daha yüksektir. Arkadaşlar K popülasyonu bakın dikkat ederseniz genç yaşlar dediği şu yaşlardır. Bu yaşlardaki birey sayısı az olduğu için o zaman ölüm oranı daha yüksektir diyebiliriz. Bu doğrudur. L popülasyonunda doğum oranı hep aynı kalmıştır. Şimdi doğum oranının aynı kalmış olduğunu bilebilmemiz için bize birçok yıl hakkında bilgi vermesi lazım. Yani mesela 2010'dan başlayıp 2023'e kadar bilgi vermesi lazım. Ama burada ne yapmış? Sadece bir yılın bilgisini vermiş bize. Dolayısıyla ben bunu bilemem. Bu yanlıştır. K popülasyonunda genç ve üreme çağındaki bireylerin sayısı yaşlı bireylerden daha fazladır. Evet, bakın üreme çağındaki bireylerin sayısı yaşlılardan yani tepe'den daha fazla. Doğru. K popülasyonuna göre L popülasyonunda doğum ve ölüm oranı birbirine daha yakındır. K'ya göre birbirine daha yakın arkadaşlar. Hemen hemen bakın biraz daha düz çıkıyor diğerine göre o yüzden doğru. K popülasyonuna göre L popülasyonunda genç ve yaşlı birey sayısı birbirine eşittir. L'ye baktığınız zaman gençler bakın aşağıda yaşlılar yukarıda sayısı birbirine hemen hemen daha yakındır. Doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Geçelim 23. sorumuza. Aşağıda diye bir popülasyona ait birey sayısının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre hangileri doğrudur bakalım. Diyor ki popülasyon büyümesi T1'de negatiftir. Şimdi negatif olsaydı büyüme şöyle diyeyim size çok az olurdu. Yani dik bir şekilde çıkmazdı arkadaşlar. Burada dik bir şekilde çıktığı için negatif değil pozitiftir. Bu yanlıştır. Ortamın taşıma kapasitesi T2'de azalmaya başlamıştır. Şimdi T2'de ortamın taşıma kapasitesi azalsaydı T3'de birey sayısı artmazdı. Tamam mı? O yüzden bu da yanlıştır. T3 sonunda ortam maksimum taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Bakın T3'e bakın. T3'ten sonra herhangi bir artış var mı? Yok. Sabit kalmış hatta sonrasında ölmeye başlamıştır. O yüzden doğru. T4'te tür içi rekabet artmış olabilir. T4'e baktığınız zaman bakın bir süre sabit kalıyor. Sonra birey sayısı azalmaya başlıyor. O zaman rekabeti artmış olabilir diyoruz. Cevabımız ne olacak? 3 ve 4 denizli seçeneği olur. Gelelim 24. sorumuza. Diyor ki 24. soruda aşağıdakilerden hangisi canlılar arasındaki simbiyotik ilişki örneklerinden biri değildir? Simbiyotik. Bir likendeki ark türünün mantarın kullanımı için besin üretmesi bu mutalizmdir. Simbiyotik ilişkidir. Bazı kuş türlerinin sırların üzerindeki parazitik kenelerle beslenmesi zaten burada bir parazitlik durumu var. Ayrıca kuş türleri sırlardaki parazitlikle e, kenelerle de beslendiği için bu komensalizmdir. E ökse otunun üzerinde yaşadığı bitkiden su ve suda bulunan inorganik maddeleri alması bu da parazitlik durumudur arkadaşlar. Bir balığın tek hücreli algilerle beslenmesi. Bakın burada direkt beslenme olayı var. Yani ikisi birbirine fayda sağlamıyor. Ya da biri diğerine işte biri fayda görürken diğeri zarar görmüyor. Yani birlikte yaşamıyorlar. O yüzden bu bir beslenme olayı olduğu için denizi seçeneği olur. Bağırsak solucanlarının konukçudan besinlerini elde etmesi. Bu da yine nedir? Parazitliktir. Cevabımız denizi seçeneği olacak. 25. soru. Tohumları taşıyıcı aracılar tarafından uzaklara taşınamayan bir ağaç türüyle ilgili. Hangileri doğrudur? Şimdi taşıyıcı aracılar yani mesela kuşlar, böcekler tarafından taşınmıyor. O zaman bu daha fazla tohum üretir mi? Üretir. Daha sonra kendi yavrularıyla kaynaklar için rekabete girmek zorunda kalır mı? Kalır, değil mi arkadaşlar? Olur. Yayılış alanı görece daha sınırlı kalır. Bu da doğru olur tohumları taşıyıcı aracılar tarafından uzaklara taşınamayan bir ağaç türüyle ilgili daha fazla tohum üretir demiş. Bir dakika. Eğer zaten daha fazla uzaklara taşınamıyorsa arkadaşlar bu tohumları yayamadığı için daha fazla tohum, tohum üretmez. O yüzden bunu almıyorum. Normalde taşıyıcı aracılar tarafından uzaklara taşınabilseydi daha fazla tohum üreterek daha ileriye taşıyabilirdi. Ama zaten taşınamadığı için belirli alanlara yayıldığı için daha fazla tohum üretmesine gerek Yok. O yüzden bir numarayı almıyoruz. Cevabımız Denizli 2 ve 3 olacak. 26. soru. Diyor ki aşağıdaki grafikler K ve L türlerinin popülasyon yoğunlukları ile hayatta kalma ilişkilerini göstermektedir. Buna göre diyor hangilerine ulaşılabilir? Şimdi K popülasyonuna baktığınızda popülasyon yoğunluğu arttıkça hayatta kalmanı almış azalmış. L türünde ise popülasyon yoğunluğu belli bir süre arttıkça hayatta kalma... Ee, ilişkisi artmış hayatta kalma oranı sonrasında ise azalmış. Diyor ki K popülasyonunda popülasyon yoğunluğu belirli bir düzeyin altında olduğunda hayatta kalma oranı daha yüksektir demiş. Arkadaşlar belirli bir oranın altında olduğunda yani mesela popülasyon yoğunluğu diyelim şuranın altında olduğunda hayatta kalma oranı daha yüksek değil mi? Bu doğrudur. L popülasyonunda popülasyon yoğunluğunun belli bir düzeyin üstünde olması Hayatta kalma olumsuz etkiler. Evet buranın üstünde olması hayatta kalmayı ne yapıyor? Olumsuz etkiliği azalıyor. Doğrudur. L popülasyonunun hayatta kalma grafiğinin K popülasyonunun hayatta kalma grafiğinden farklı olmasının nedeni L popülasyonunda genetik çeşitliliğin daha yüksek olması Genetik çeşitlilikle ilgili herhangi bir yorum yapamayız burada. Tamam mı? Çünkü türlerin ne olduğunu falan bilmiyoruz. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapamıyoruz. Cevabımız C şıkkı 1 ve 2 olacak. 27. soru. Aşağıda verilen canlılar arasındaki ilişkilerden hangisi mutalizm örnek oluşturmaz? Mutalizm neydi? İki tarafta fayda görecek. Su ve mineralleri üzerinde yaşadığı elma ağacından sağlayan öksü otu ile elma ağacı arasındaki ilişki arkadaşlar bu parazitliktir. Parazitlik mutalizm değildir. Cevabımız A. Diğerlerine de bakalım. Geviş getiren memelilerin işkembesinde yaşayan ve selüloz sindirimini gerçekleştiren mikroorganizmalar ile bu memeliler arasındaki ilişki ikisi birbirine fayda sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman mutalizm. Mercanlar ile onların dokularında yaşayan ve fotosentez ürünlerinin bir kısmını mercanla paylaşan algler ikisi de birbirine fayda sağlamış. Bitki köklerinde yaşayan ve azot bağlayan bakterilerle bitki arasında ilgili ilişki ikisi de birbirine fayda sağlıyor. İnsan bağırsağında yaşayan ve bazı vitaminleri sentezleyen bakteriler ile insan arasındaki ilişki bu da fayda sağlıyor arkadaşlar. İkisi de cevabımız A şıkkı olacak. 28 Bu arada 43 tane sorumuz var. Doğadaki azot döngüsünde denitrifikasyon basamağı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlar? Denitrifikasyonda ne oluyordu? Topraktaki azot atmosfere veriliyor. Bakalım. Amonyaktan nitrit oluşumu değil. Nitritten nitrat oluşumu değil. Şu iki olay nitrifikasyondur. Azotun gaz halinde atmosfere verilmesi işte aradığımız cevap budur arkadaşlar. Atmosferdeki azotun bazı bakterilerce bağlanması bu fiksasyon dediğimiz olaydır. Bağlama olayı. Bakterilerin su ve suda, çöz suda çözülen azot tuzlarını alması bu da zaten beslenmeye geliyor. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. 29. sorumuz diyor ki şekildeki büyük kütle piramidine göre üretici, e, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Üreticilerin toplam kütlesi birinci tüketicilerin toplam kütlesinden fazladır. Zaten büyük kütle grafiği olduğu için evet fazla olduğunu görüyoruz. Üçüncü tüketiciler biyolojik birikimin en fazla olduğu gruptur. Zaten en üstte biyolojik birikim daha fazla oluyor. Doğru. Birinci trofik düzeyden bir üst basamağa geçerken aktarılan enerji azalmaktadır. Evet %90 oranında azalıyor. Sadece %10'u aktarılıyor. İkinci tüketicilerin birey sayısı üreticilerden daha azdır. Birey sayısı az olduğu için arkadaşlar zaten büyük kütlesi de daha azdır. Doğru. En büyük vücuda sahip bireyler her zaman piramidin tepesinde yer alır. Şimdi burada her zaman demesi yanlış olur. Genellikle demesi gerekiyor. Genellikle demediği için her zaman dediği için yani bir kesinlik belirttiği için o yüzden bu yanlış olur. Cevabımız Edirne seçeneği. 2017 LYS yine. Bilim insanları yaptıkları bir araştırmada ana kara ve anakaraya oldukça benzer özellikler gösteren çok yakın bir adada yayılış gösteren bir fare türünün iki popülasyonun kük rengi dağılımları aşağıdaki gibi saptamıştır. Ada popülasyonunun ana kaynağının ana kara popülasyonları olduğu bilindiğine göre bu kalıtsal özelliklerin popülasyonlarda farklı frekanslarla temsil edilmesinin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş biz arkadaşlar. Şöyle düşünün bakın ee, ana kara popülasyonundan bir ada popülasyonu oluşuyor. Buradaki belli sayıda bireyler adaya gittiği için az sayıda birey adaya gittiği için buradaki frekanslar çok fazla değişmiş olabilir. Mesela 100 kişiden diyelim ki 10 tanesi ada popülasyonuna gittiği için bunlardan işte bir tanesi kahverengi bireydir. Geriye kalan 9 tanesi de siyah renkli bireydir. O yüzden böyle bu kadar fark ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Yani birey sayısı ile ilgili bir durum. Şıklarda onu arayacağız. İki alanda mutasyon oluşum farklı olması değil. Seçilim baskısının iki alanda birbirinden farklı olması. Seçilim baskısı demek doğadaki şartlara uyum demektir. Bununla da ilgili değil. Birey sayısı ile ilgili dedik. Ada popülasyonunun buraya anakaradan göç eden çok az sayıda bireyin çoğalmasıyla oluşması. Bakın zaten az sayıda birey dedik. İki popülasyondaki bireylerin üreme yetenekleri. Üreme yeteneğiyle de ilgisi yok arkadaşlar. Bireylerin göçünden tamamen bahsediyor bize. İki popülasyonun bireylerinin ömür uzunlukları. Ömür uzunluklarıyla da ilgili bir şey vermemiş bize. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı birey sayısı ile ilgili olacak. 31. soru Aşağıda bir deniz ekosisteminde numaralarla belirtilen 10 farklı canlı türünden oluşan bir besin ağı gösterilmiştir. Bu besin ağında trofik ilişkiler herhangi canlının diğerinin besinini oluşturduğunu gösteren bağlantı oklarıyla ifade edilmiştir. Bu besin ağı ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Bir numaralı canlılar fitoplanktonik organizmalar olabilir. Şimdi bir numaraya bakıyorum diğerlerine besin veriyor değil mi? Denizel ekosistem olduğu için burası fitoplankton olabilir. Bu doğrudur. 2 B şıkkında diyor ki 4 numaralı canlı türüne ait bireyler otçuldur. Fitoplanktonla beslendiği için arkadaşlar otçuldur. Doğru. Bu besin ağında omnivor özellikle bir canlı bulunmamaktadır demiş. Omnivor ne demek? Hem etçil hem otçul demek. Şimdi bakın. Burada hangi canlıya bakalım? 1 numaraya baktığınız zaman pardon 2 numaraya baktığınız zaman 2 numara hem 1 numarayla besleniyor hem de buradaki otçul olan 4 numarayla besleniyor. O zaman bu nedir? Bir omnivor canlıdır. Dolayısıyla burada omnivor bulunmamaktadır dediği için bu yanlış olacak. Bu besin ağındaki besin zincirlerinin uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Evet mesela bakın 1'den 2'ye gitmiş. 2'den 5'e, 5'ten 10'a. Kaç tane birey var? 4. Mesela 1'den 4'e gidiyor. 4'ten 6'ya, 6'dan 9'a. 9'dan 10'a gitmiş. 5 birey var. Dolayısıyla uzunlukları birbirinden farklıdır. Ortama karışan toksik bir maddenin görece olarak en fazla 10 numaralı canlıda birikmesi beklenir. Evet 10 numaralı canlı en üst trofik düzeyde yer aldığı için en fazla onda birikebilir. Cevabımız C şıkkı olacak. Devam ediyoruz. Asit yağmurları ile ilgili hangileri doğrudur? Diyor ki tarım ürünlerinde ve doğal bitki örtüsünde verimliliği düşürür. Asit yağdığı için mecburen ne yapacak? Verimliliği düşürecek. Doğru. Sucun habitatlarda canlıların hoşgörü gösteremediği pH değerlerinin oluşmasına neden olur. Yani asitliği artırırsa canlılar bundan etkilenir demek istiyor. Doğru. Yalnızca atmosferde karbondioksit derişiminin normalin üzerine çıkmasıyla oluşur. Hayır arkadaşlar, sülfür gazının, yani kükürt gazının, sülfür demeyeyim de kükürt gazının da artmasıyla oluşuyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 C şıkkı. 33. sorumuz Bal özü almak için ada çay bitkisinin çiçeğine gelen arı, beslenmesi sırasında başıyla kısır polen kesesini sapa bağlayan kısma batırır. Bu arada verimli kese arıya çarpar ve polenler arının sırtına yapışır. Bu arı beslenmek üzere diğer adaçayı bitkilerine gittiğinde vücuduna yapışan polenler bu çiçeklerin tepeciğine taşınır diyor. Arkadaşlar burada ne oluyor? Bakın ikisi de birbirinden fayda görüyor mu burada? Görüyor değil mi? Fayda gördükleri için cevabımız ne olacak? Mutalizm olacak. Biri üremesini sağlamış oluyor. Yani tozlaşmayı sağlamış oluyor. Diğeri de onunla besleniyor. Dolayısıyla mutalizm olur. 2018 AYT artık AYT'lere geldik. Diyor ki aşağıdaki grafiklerde bir çöl faresi ve bir insanın çeşitli yollarla günlük su kazancı ve su kaybı oranları gösterilmiştir. Bu grafiklere göre ifadelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. Çöp faresi su gereksiniminin büyük kısmını metabolizma sonucu açığa çıkan sudan karşılar. Bakın metabolizmadan gelen su ne kadarmış çok yüksekmiş. Dolayısıyla evet günlük ihtiyacını çoğunlukla buradan karşılıyor. Bu doğrudur. Diyor ki insan su gereksinimlerinin çoğunu su içilerek alınan sudan karşılar. İnsana bakıyorum arkadaşlar. İnsan bakın içilerek alınan insan kırmızıdan daha fazla su almış. Doğru. Çöl faresi su içmeksizin yaşamını sürdürebilir. Çöl faresine bakıyorum. Hiç kırmızı çizgi var mı? Yok. Dolayısıyla su içmeden yaşamını sürdürebiliyor demektir. Doğru. İnsanın idrarla su kaybı çöl faresine kıyasla daha fazladır. Su kaybına bakıyorum. İdrarla ne kadar atmış insan? Yüksek miktarda atmış. Çöl faresi daha az atmış. O zaman doğrudur. Çöl faresi küçük vücutlu olduğu için vücut yüzeyinden kaybedilen su önemsizdir. Şimdi çöl faresine bakıyorum. Buharlaşma ile ne kadar su kaybetmiş? Bakın çok kaybetmiş. Dolayısıyla burada önemsizdir değil. Aksine önemlidir. O yüzden bu yanlıştır. Edirne seçeneği olur cevabımız. 35. soru. Paramesyum kaudotum ve paramesyum aurelia. Arkadaşlar sorularda genellikle bu canlıları soruyorlar rekabet sorularında. Aynı tip besinlerle beslenmeye uyum sağlamış iki paramesyum türüdür. Aşağıdaki grafikte bu iki türün ayrı ayrı kültür ortamlarında yetiştirildiklerinde ve aynı kültür ortamında birlikte yetiştirildiklerinde popülasyon yoğunluklarının günlere göre değişimleri gösterilmiştir. Diyor ki... <laughs> Bu deney sonuçlarına göre diyor bu iki tür arasında hangisi vardır? Arkadaşlar bu iki tür arasında zaten böyle bir grafik görüyorsak aklımıza ne gelecek? Tabii ki rekabet gelecek. Cevabımız ne olur? Yalnız iki Bursa seçeneği olacak. Gelelim 2020 AYT sorularına. 2019'da sorulmamış AYT'de. Bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi bir savana ekosisteminde yer alan bazı canlı türleri arasındaki ilişkileri incelemektedir. Ekip diyor Öküz başlı antiloplar, yaban domuzları, zebralar, ceylanlar gibi büyük memelilerin otlamaları sırasında ürküttükleri böcekleri kolaylıkla avlayan sığır kuşlarını, derilerine yerleşen kenelerden kurtulmak için firavun farelerinin bu keneleri yemesine izin veren yaban domuzlarını, bir ceylanı avlayan çitanın henüz beslenmesini başlangıcındayken avını terk etmesine neden olan sırtlanları gözlemleyerek kaydetmiştir. Bu araştırma ekibinin gözlemlediği canlılar arasındaki etkileşimlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Büyük memeli hayvanları ile sığır kuşları arasında komensal bir ilişki bulunur. Baktığınız zaman arkadaşlar ee, ne yapıyor bakın büyük memeliler ürkütüyorlar böcekleri. Bunlar da sığır kuşları da kolaylıkla avlıyorlar. Büyük memeliler bundan etkileniyor mu etkilenmiyor ama sığır kuşları bundan olumlu etkiliyor. O zaman komensaldir doğru yaban domuzları ile firavun faresi arasında amensal ilişki bunu. Amensal ne demek? Bir taraf zarar görürken diğer taraf bundan etkilenmiyor demektir. Yaban domuzları ile ne oluyor bakın? Kenelerden kurtulmak için firavun farelerinin bu keneleri yemesine izin veren yaban domuzları. İkisi de burada fayda görüyor bakın. Burada bir biri fayda zarar, biri etkilenmeyen bir durum yok o yüzden bu yanlıştır. Keneler ile Firavun faresi arasındaki av avcı ilişkisi bulunur. Evet kenelerle ne yapıyor Firavun faresi? Besleniyor dolayısıyla av avcı ilişkisi. Çita ile sırtlan arasında rekabet ilişkisi bulunur. Çita ne yapıyor bakın ceylanı avlıyor. Sırtlan gelip onun avladığını yiyor. O zaman rekabet vardır arasında doğru. Keneler ile yaban domuzları arasında parazitlik ilişkisi vardır. Doğrudur. Keneler ne yapıyor? Gidiyor. Yaban domuzlarının derisi de kanlarıyla besleniyor. Dolayısıyla parazitik ilişki vardır. Doğru. B şıkkı yanlış olacak. 37. soru. Popülasyonları oluşturan bireylerin yayılış alanında gösterdikleri kümeli dağılımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kümeli dağılım neydi arkadaşlar? Mesela belli popülasyonlar bir araya gelerek oluşturdukları şöyle topluluklardır. Doğada en yaygın görülen dağılım modelidir. Doğru. İnsanlar arasında bile görülüyor arkadaşlar kümeli dağılım. Grupları oluşturan bireylerin sayısı değişiklik gösterebilir. Evet bir tarafta 6 tane bir tarafta 3 tane bir tarafta 5 tane birey bulunabilir. Doğru. Hayvanlar avcılarına karşı kendilerini daha iyi savunabilmek için kümeli dağılım gösterebilir. Doğru. Mesela aslanlar bir araya gelerek bir kümeli ee, dağılım gösterirler ve daha iyi işte avlarını daha iyi avlayabilirler. Veya mis bir arada bulunarak avcılarına karşı kendilerini koruyabilirler. Doğrudur. Üreme döneminde karada alan savunması yapan kral penguenler kümeli dağılım sergiler demiş. Arkadaşlar kral penguenler kümeli dağılım değil rastgele dağılım sergiliyorlar. Rastgele. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bunun örneği 11. sınıf map kitabında vardır. Kral penguenlerin rastgele dağılım gösterdiğini örnek olarak veriyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Mantarların besinin bol olduğu yerde toplanması kümeli dağılımı örnektir. Evet bu da doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 38 2021 ayete diyor ki aşağıda aynı ekosistemde yaşayan canlılar arasındaki etkileşimler verilmiştir. Bunların eşleştirmesini istiyor bizden. Baklagil ve baklagil köklerindeki nodüllerde yaşayan bakteri. Zaten bunu gördüğünüz zaman direkt aklınıza mutalizm gelecek. Mandalar ile bir çayırdaki böceklerin birlikteliğinde mandalar, otlamaları sırasında otlar arasındaki böcekleri eziyor. Kendisi bu durumdan bir fayda sağlamıyor, ama böceğe zarar veriyor. O zaman bu nedir? Amensalizmdir. Sucuk kaplumbağalar ve onların kabukları üzerinde yaşayan yosunların birlikteliğinde yosunlar kaplumbağalar sayesinde yer değiştirip korunurken, Kaplumbağa bundan etkilenmiyor. Bir taraf fayda görürken diğer taraf etkilenmiyor. Bu da komensalizmdir. O zaman komensalizme 3 diyeceğiz. Mutalizme 1, amensalizme de 2, 3, 1, 2 şeklinde gider. Cevabımız Edirne seçeneği olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Popülasyonlarda her yaş grubunda hayatta kalan bireylerin sayısı grafiğe aktarıldığında hayatta kalma eğrileri elde edilir. Aşağıda KLM popülasyonlarının hayatta kalma eğrileri verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinciye baktığınız zaman, birinci hayatta kalma eğrisine baktığınız zaman bireyler gayet yaşlanana kadar yaşıyorlar. Bu insan popülasyonlarında görülür genelde. İkinciye baktığınızda hemen sabit olarak devam ediyor. Bunlar ee, nasıl diyeyim size böcek türlerinde falan görülebiliyor. İkinciye baktığınızda bakın genç yaşlarda ölüyorlar bunlar. Diyor ki K popülasyonu K popülasyonunda erken ve orta yaşlarda ölüm oranı yüksektir demiş. K'ya baktığınız zaman erken ve orta yaşta değil yaşlılıkta ölüm oranı yüksek. O yüzden bu yanlıştır. Bir numara yanlıştır arkadaşlar 39'da. Sonra geliyoruz ikincisine. L popülasyonunda her yaş döneminde ölüm oranı sabittir. L'ye baktığınız zaman zaten sabit olarak iniyor. Doğru. M popülasyonunda erken yaşlarda ölüm oranı yüksektir. Evet erken yaşlarda ölüyorlar. Dikkat ederseniz doğru. 2 ve 3 şeklinde olur. Denizli seçeneğimiz olur cevabımız. 40. soru. Aşağıdaki grafik kıyı yengeci ve örümcek yengecinin vücut sıvılarının Tuz derişiminin yaşadıkları deniz suyunun tuz derişimindeki değişimlerden nasıl etkilendiğini göstermektedir. Çizgilerin iki ucundaki işaretler bu yengeçlerin yaşayabildikleri deniz suyu tuz derişimi sınırlarını belirtmektedir. Bu grafiğe göre hangileri doğrudur diye sormuş bize. Örümcek yengecin kendi vücut sıvılarının tuz derişimini düzenleme yeteneği yoktur. Şimdi eğer düzenleyebilseydi arkadaşlar her deniz suyu da tuz delişiminde yani deniz suyunun tuz delişiminde yaşayabilirdi dolayısıyla belli sınırlar arasında yaşamak zorunda bu yeteneği yoktur yani bu doğrudur kıyı yengeci deniz suyu içerisinde her koşulda vücut sıvılarının ozmotik delişimi düzenleyebilir bu yanlış neden kıyı yengeci sadece belirli yerlerde yaşayabiliyor her koşulda yaşayabilseydi her yerde böyle mavi çizgi olurdu o yüzden bu yanlıştır Deniz suyunun tuz derişimi dikkate alındığında bu iki yengecin aynı ortamda yaşaması mümkün değildir. İkisinin ortak olarak yaşadığı bir alan var mı bakıyorum. İkisinin ortak yaşadığı bir alan şurası değil mi? Burada diyor ki mümkün değildir yaşaması ortak olarak. Bu yanlıştır. Bize doğru olanı soruyor. Cevabımız A olacak. 2022 ayet artık son 3 sorumuza geldi. Son 3 soruya geldik arkadaşlar. Diyor ki bakterileri araştıran 3 öğrenci aşağıdaki örnekleri vermiştir. Bu öğrencilerden hangileri kemosentetik bakterilere örnek vermiştir? Kemosentetik bakteriler ne yapıyor? Kimyasal maddelerden aldığı enerjiyle besin üretiyor. Diyor ki klorofil pigmentlerine sahip ve suda yaşayan bir bakteri. Bir kere kemosentetik bakterilerde klorofil yoktur. Çünkü onlar ışık enerjisine ihtiyaç duymazlar. Klorofil ise ışık enerjisini emen, oradan enerji üreten bir, yani enerji üretilmesini sağlayan bir moleküldür. O yüzden ecemi almayız. Deniz demiş ki nitriti nitrata dönüştüren bir bakteri elde ettiği enerjiyle ortamdaki karbondioksiti ve suyu kullanarak organik madde sentezlemektedir. Olur. Çünkü burada kimyasal bir enerji var. Deniz'in söylediği olur. Ayşe demiş enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanan demiş. Güneş enerjisini kullanan bir canlı fotosentez yapıyor demektir. Kemosentez değildir bu da. Cevabımız ne olur? Yalnız Deniz olur Bursa seçeneği. 42. sorumuz Aşağıda lojistik büyüme gösteren bir popülasyona ait S tipi büyüme eğrisi verilmiştir. Buna göre diyor grafikler, grafikle ilgili hangisi söylenemez. Şimdi arkadaşlar bir numara pozitif artış evresidir. İki numara negatif artış evresidir. Üç numara da denge evresidir. Bir numara ayrıca şurası da başlangıç kısmı da kuruluş evresidir. Kuruluş. Diyor ki 1 numaralı bölgede düşük çevre direncine bağlı olarak birey sayısı hızlı artar. Evet birey sayısı ne yapmış hızlı artmış çevre direnci düşüktür doğru. 2 numaralı bölgede popülasyonun büyüme hızı azalmaya başlamıştır diyor. Negatif artış evresi olduğu için büyüme hızı ne yapıyor azalmaya başlıyor doğru. 3 numaralı bölgede popülasyondaki bireyler arasında kaynak için rekabetin daha fazla olması beklenir. Denge evresi olduğu için artık besin falan e, kısıtlı ortamdaki şartlar kısıtlı o yüzden fazla rekabet yaparlar doğru. Popülasyonun büyüklüğü taşıma kapasitesine yaklaştıkça büyüme yavaşlar, doğum ve ölüm oranları birbirine yaklaşır. Arkadaşlar popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesine yaklaştıkça doğum ve ölüm oranları birbirine yaklaşmıyor. Büyümeni yavaşladığı doğru ama ölüm oranı doğum oranından daha fazla oluyor. O yüzden bu yanlış olur. Popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevresel direnç Ha bir dakika. Burada bir dakika yanlış yaptım. Çevresel direnç artar burada. Artar olacak bu yanlış. Edirne seçeneği yanlış. Tamam mı? Burada dediği doğru olacak o zaman. Bakın popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesine yaklaştıkça büyüme yavaşlar. Doğru. Doğum ve ölüm oranı birbirine yaklaşır. Bir süre sonra da ölüm oranı doğum oranından daha fazla olur. Zaten denge evresi olduğu için bir süre sonra azalmaya başlayacak. Dolayısıyla bu doğru olur. Burada çevresel direnç azalmaz, artar arkadaşlar. Son sorumuz aynı habitatı paylaşan ve benzer ekolojik nişe sahip iki tür ile ilgili. Hangileri doğrudur? Bu türlerden birinin ekolojik nişini değiştirmesi durumunda aynı alanı birlikte kullanmaya devam etmeleri beklenir. Doğru arkadaşlar. Birinin ekolojik nişi değişirse bir arada yaşayabilirler. Ortamda kullandıkları kaynaklar sürekli olarak arttıkça bu türler arasındaki rekabet de artar. Bu yanlış. Rekabeti niçin yaparlar? Sınırlı kaynaklar için yaparlar. Burada kaynakları sürekli artırırsak bunlar rekabet etmezler. Bu yanlıştır. Bu türlerden biri her zaman diğer üzerinde avcılık baskısı. Bakın avcılık değil burada rekabet vardır. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız A olacak. Böylece AYT ekolojiyi de bitirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.